Mutlu günler Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA'de playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan iki karşılaşma var. Mücadeleleri konuşacağız. Aynı zamanda serilerdeki son durumlara bakacağız. Hem Doğu hem de Batı konferansında playoff haftası oldukça çekişmeli devam ediyor. Öncelikle dün geceye uzanacağız. Gecenin maç sonuçları, alınan toplu sonuçlar ekranlarınıza geliyor. Evet, Doğu Konferansı'nda serinin dördüncü maçında Washington Philadelphia karşısında kazandı. Seride durum 3-1'e geldi. Batı Konferansı'nda ise Utah Memphis'i 120-113 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Playoff ağacımızla devam edelim. Her iki konferanstaki serilerdeki son duruma göz atalım. Hem Doğu hem de Batı Konferansı'nda son durum şu anda ekranlarınıza geliyor. Bugün stüdyoda Emre Gürkaynak ve Ali Konoviç'le birlikte serileri konuşacağız. Emre, istersen çok kısa biraz playoff ağacını değerlendirelim. Batı Konferansı'na baktığımızda oldukça dengede giden seriler var şu an. Dünkü alınan sonuçla birlikte Utah seride durumu 3-1'e getirdi. Fakat Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Portland, Denver ve Lakers Phoenix serilerinde şu anda bir denge söz konusu. Gerçekten Doğu tarafına baktığımızda işin şu an hemen herkes muhtemelen kolaylıkla Philadelphia, Atlanta, Milwaukee, Brooklyn tahminini yaparak yarı finali bir şekilde oluşturabiliyor. Ama Batı'da hadi tamam Utah Jazz artık 3 oldu zaten 1-8 eşleşmesi. Onlar biraz daha rahatlar ama Clippers Dallas gerçekten ne olacağı hiç belli olmayan seri. Zaten tarihte daha önce 5 kez olan bir şey tekrarlandı. İlk 2 maç ev sahibi kaybetti. Sonraki 2 maçı da yine ev sahibi kaybetti. Saha avantajı tekrar bir anda Clippers'a geçmiş oldu. Baskın bir Clippers görüyoruz. Orası çok karışık. Bence Denver-Portland yine çok karışık bir seri. Yani Denver'ın biraz ne yapacağı sanki belirleyecek orada serinin neler olacağını. Serinin 7. maça gideceğini düşünüyor musun? Belki daha önce Portland'ın bitireceğini düşünüyorum. Yani Denver yine Austin Rivers gibi bir ekstra skorer bulmazsa, Michael Porter Jr. biraz daha öne çıkmazsa düşüncem o yönde. Alt tarafta da tabii Davis sorusu var yani. Anthony Davis ne olacak? Ki ona göre ondan sonrasında bakılacak orada. Tabii Emre herhalde Batı tarafında, Batı playofflarında en büyük faktör sağlık oldu. Yani Suns Lakers serisinde bütün dengeler işte Chris Paul'un durumu, Davis'in durumu, LeBron'un durumu değiştirdi. Öte yandan Doncic'in durumu da şu an için ciddi bir problem teşkil ediyor gibi. Evet, oynadı ama yani 30'luk 2 maçtan sonra o boyun ağrılarının olduğu, sakatlığının bulunduğu karşılaşmada oynasa da pek öyle eskisi gibi gözükemedi Doncic, ki öyle olmayınca tabii bir alternatifsizlik içerisinde buluyor kendini de Dallas. Bir de Rick Carlisle oldu aslında, bence çok isabetli bir yorum yaptı. Herhangi bir oyuncu için şu çok rahatsız edicidir ama Luka Doncic yani Mobese gibi bir adam aslında. Özellikle yarı sahada 360 dereceyi sürekli kesen bir oyuncu. Rick Carlisle de bunu hatırlattı. Yani çok seviyor çünkü top gelmeden toplu veya topsuz çevre kontrolü yapmayı çok çok zorluyor Luka Doncic'i. Kenarda zaten yani artık bayağı kendi vücuduna sinirli gözüken bir Luka Doncic var. Hoş, birçok şey sinirleniyor zaten. Evet, peki Doğu Konferansı'nda istersen çok kısaca konuşmuş olalım. Dünkü alınan sonuçla birlikte Philadelphia-Washington serisinde 3-1'lik bir seride durum söz konusu. Onu birazdan zaten özet görüntümüzü izleyip konuşacağız. Fakat Brooklyn-Boston arasındaki mücadeleye baktığımızda en başından itibaren çok iyi giden bir Atlanta-New York mücadelesi var. Orada bu tablodan tur atlayarak sıyrılan bir Milwaukee var. Doğu Konferansı'nı nasıl değerlendiriyorsun? Yani Brooklyn'de de tabii artık Kyrie logoya elveda diyerek gardına bir kez daha dönmeyeceğini söyledi. Ya Doğu'yla alakalı şöyle bir şey var. Tüm playoff serilerine Doğu Batı fark etmeksizin en iyi artı eksi istatistiğine sahip 3-5 Doğu Konferans takımlarından. Philadelphia ilk 5'i, Brooklyn ilk 5'i ve Milwaukee ilk 5'i. Yani en iyi 5'liler zaten konferansın zirvesinde yer alan ilk 3 takımdan geliyor. Biraz hani hep konuşurken Batı'da zirve değişebilir ama Doğu'da ilk 3 belli oldu diyorduk. O ilk 3 neden orada olduğunu bir kez daha gösteriyor ve genellikle bu Doğu Konferansı'nda çok fazla saha içi olayı da görüyoruz yani. Kevin Durant de söyledi. Bu sirk değil, biz hayvan değiliz. Artık biraz seyirciler de kendisine dikkat etmeli yani. Çünkü herkes özür diledi burada. Baktığınızda işte dün sahada koşan adam vardı. Knicks Hulk serisinde zaten Trae Young'a yapılanlar var. İşte Westbrook'un üzerine mısır döküldü. Kyrie'ye suç şişesi atıldı. Yani Doğu'da biraz daha sinirler gergin, seriler rahat geçse de. İlerleyen dakikalarda seyirci konusuna ve lig yönetiminin bu noktada hangi kararlar alıp alınmayacağına dair düşüncelerinizi de alacağım. Bir de Doğu Konferansı'na açıkçası ikinizin fikrini almak istiyorum. Bu gece yine karşılaşacak takımlar, eşleşmelerden biri de Brooklyn-Boston mücadelesi olacak. Olası Brooklyn'in Boston serisini bitirmesiyle birlikte Doğu'da Milwaukee'nin mi yoksa Philadelphia'nın mı onlar için daha büyük tehditkar olacağını düşünüyorsunuz?
Yani bir kere Milwaukee, Brooklyn serisi başlayacak. Çok kırıcı bir seri. Bence final serisine kadar tüm NBA'de en keyifli olacak seri olacaktı Milwaukee, Brooklyn. Ben burada yayında söylemiştim zaten. Dante DiVincenzo'nun sağlıklı kaldığı bir senaryoda ben Milwaukee'nin şöyle bir çeyrek adım belki de, yani çok kafa kafa 50-50 gibi gözüküyor ama Brooklyn'e karşı şanslı olduğunu düşünüyordum ben. Dante DiVincenzo'nun yokluğu tabii ki, yani bir Jrue Holiday'in yokluğu, bir Chris Middleton'ın ya da Yannis'in yokluğu değil ama rotasyonu çok daraltmıştı Budenholzer ve Dante DiVincenzo olmadığı zaman oradaki rotasyon hiyerarşisi oynuyor ve işte Pat Connaughton normalde kenardan enerjisiyle geldiğinde faydalı olurken ilk 5'te problem yarattığını Miami serisinin 4. maçında gördük. Dante DiVincenzo da iyi bir sezon oynayarak geliyordu. Evet. Küçük gözükebilir. Takım hiyerarşisi içinde belki en önemli 3-4 isimden biri bile değil Dante DiVincenzo. Ama daralan rotasyonda çok ciddi bir kayıp. Ben böyle bir senaryoda şimdilik en azından Brooklyn'in bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama yine bence 7. maça kadar gidebilecek bir seri mevcut Milwaukee görüntüsüyle. Bu olası seri için sen ne düşünüyorsun Emre? Ya büyük üçlüler birbirini kapatabilir durumda. O yüzden bu serinin güzelliği var bence. Yani işte James Harden'a sahipsiniz. Öte yandan Jrue Holiday gibi bir savunmacı var. Veya Kyrie Irving'i burada alabilirsiniz. Ama Chris Middleton işte oraya yardım edebilir. Ya hangisi daha tehlikeli noktasında tam emin değilim. Çünkü Embiid'in sağlıklı olduğu bir durumda Brooklyn'in Embiid'e bir cevabı olmayabilir. Ve Ben Simmons çok uzun yani. 6-9'luk bir oyun kurucudan bahsediyorsunuz. Oradan daha fazla eksiklerini açığa çıkarabilir Philadelphia. Bence Milwaukee daha dengeli olacaktır. Yani daha zor, şimdi düşünürken bir daha söyleyeyim, Philadelphia'nın daha zor olacağını düşünüyorum Brooklyn'in. Peki, hafta boyunca serilerdeki son durumları konuşmaya devam edeceğiz. Doğu Konferansı ile birlikte maç özetlerimize başlıyoruz. Dün gece Washington'ın konuğu Philadelphia oldu. Maçın özet görüntüsüne gidiyoruz. Doğu Konferansı ilk turunda Philadelphia-Washington serisi. 4. maç, ya Philadelphia turu atlayacak ya da Washington hayatta kalacak. Seth Curry topu havaya kaldırdı. Ben Simmons, alley-oop'u tamamlayan isim Seth Curry'den 10 sayı, 2 rebound, 2 asist. Ben Simmons'dan ise 13 sayı, 12 rebound ve 3 asist geldi. Bu Embiid'in sakatlandığı pozisyon. Robin Lopez blok getirdi, Embiid yerde kaldı. Dizinde bir problem var. Sonrasında denemeye çalıştı yeniden. Parkede kalmaya çalıştı Embiid ama maça devam edemedi. 11 dakika toplamda sahada kalan bir Embiid var. İkinci denemesinden sonra parkeyi terk ettiği bölümü gördük. Westbrook'tan Lopez'e, Robin Lopez bir kez daha imzasını attı. Russell Westbrook'tan 19 sayı, 21 rebound ve 14 asistle triple-double. Robin Lopez de yine yüksek bir yüzdeyle 16 sayı üretti 19 dakikada. Westbrook reboundla birlikte rakip çembere doğru gitti. Dışarıya çıkardı Bertans. Cezayı kesen isim Davis Bertans oluyor. 15 sayı Bertans'tan. Hachimura benzer bir pozisyon bitiremedi ama Russell Westbrook takip smacını vurdu. Saha içinden sadece 19'da 3 ile oynadı Westbrook. İşte o 3 isabetinden biri. İkinci yarıdayız artık. Gafford, Bertans orada bir topsuz koşuya başlamıştı ama o da sakatlık yaşıyor. Sekerek kenara geldi Bertans. Bu da Washington adına ciddi bir şanssızlık oldu. Westbrook, Hachimura'nın perdesi, orta mesafeye daldı. Russell Westbrook, Washington'ı öne taşıdı. Bradley Beal, şu ana kadar çok etkili değil. Beal'dan Hachimura'ya, Hachimura çiviyi çaktı. Genç Japon oyuncu müthiş bir smaç vurdu. Ve Bradley Beal'ın artık sahne alma zamanı. Washington'ın yıldızı Bradley Beal'dan 27 sayı, 4 rebound ve 4 asist geldi. İçeriden 18'de 7, diğer gerisinden 5'te 2 ile oynadı Bradley Beal. Ve maçın önemli faktör oyuncularından biri son bölümde. Furkan Korkmaz, milli temsilcimiz de bu maçta 11 dakika sahada kaldı. 7 sayı, 3 reboundla oynadı. Tyrese Maxey, o da 15 sayıyla Philadelphia'yı oyunda tutan isimlerden biri. Bradley Beal karşılık verme niyetinde olmadı ama Gafford'dan da nefis bir smaç geliyor. 12 sayı Gafford, harika bir takip smacı vurdu. Seth Curry, güzel bir crossover, Neto'yu düşürdü. Seth Curry maça dengeyi getirdi. Müthiş bir son bölüm bizleri bekliyor. Bradley Beal geri çekilerek atışı. Bradley Beal yeniden Wizards'ı öne taşıdı. Ben Simmons'tan Furkan'a, Furkan tepede, ölçtü, biçti, kısa kalan atışı. Topa eseri sordu, topu çalamadı. Hızlı hücumda smaç Hachimura'dan geliyor. Fark 2 topa çıkmıştı. Bradley Beal dışarıya gönderdi. Hachimura, Washington maça Hachimura ile noktayı koydu. Seri 3-1'e geldi.
Seride 3-0 geride olan Washington dün gece evinde kazandı. Seride durum 3-1'e geldi. Washington ekibi dün gece yıldız isimlerin etkileyici performansıyla kazandı. Neler söylemek istersin Emre maçla ilgili? Aslında hiç de öyle başlamamıştı. Evet. Genel olarak bu Gafford'ın ilk 5'e yerleştiği ilk maç oldu serideki. Biliyorsun takas döneminin sonunda kadroya katılmıştı. Ve hep iyi performans oluyor. Diğer uzunlardan önde olduğu gözüküyordu. İlk 5'te başladı karşılaşmaya. Ama 5 dakikanın hikayesi şu. Yani Daniel Gafford başladı. Embiid oynarken daha maçın başında 2 faul yaptı. Hemen çıktı. Alex Len geldi. 2 dakika içerisinde Embiid'e yine top iniyor. 2 faul yaptı. Çıktı. Sonra Robin Lopez geldi. Yani ilk 5 dakikada olmadan 3. uzununu zaten başka hiç kimseyi değiştirmeden Scott Brook oyuna sürmek durumunda kaldı. Ve o sırada zaten fark da bayağı açılmıştı. Yani ben Milwaukee gibi 4-0 bekliyordum. Ama işte sonra Robin Lopez'le yaşanan pozisyonda olanlar oldu. Embiid sakatlandı. Ondan sonra da Philadelphia tekrar o ritmi bir türlü bulamadı ki yani serinin bu maçına kadar şöyle bir şey vardı. Yani 3 maç 144 dakika boyunca sadece 8 dakika önde kalabilen bir Washington var seride ve önde kaldıkları zamanda da farkı hiç altının üzerine çıkaramamışlardı. Yani bunun da verdiği tabii psikolojik bir baskınlık var. 2. 3. maçlar özellikle tamamen Philadelphia kontrolünde geçmişti. Gerçekten Embiid sakatlanmasa muhtemelen süpürülecek seri ama derken işte Washington'da o maçı bırakmayan, hırslı oynayan, hızlı oynayan o şey oyuncularını da devreye soktu iyice. Evet. Ki maçın başında Westbrook ve Beal da hiç devrede yoktu. Onlar da işte girince işin içine bambaşka bir sonuç doğdu. Embiid'den bahsettin. Embiid'in durumu bugünkü MR sonucunda belli olacak. Henüz net değil. Biz etkileyici performanslardan bahsettik Washington tarafında. Russell Westbrook dedik, Bradley Beal dedik. Hachimura da öyle. Çok iyi bir şut performansıyla dün gece sahadaydı. 20 sayı, 2 asist, 13 reboundluk performansıyla oynadı. Evet, özellikle maçın sonundaki özete de yansıdı. Maçı kapatan isimlerin başında geliyordu Rui Hachimura. Çok kritik bir sade bir şutu var. Bununla birlikte fast break'te bir smacı var. Ama maçın sonunda o kolektif savunma çabasına da önemli bir katkı sağladı. Ama tabii ki bu maçın hikayesinde Embiid'in sakatlığını ve toplamda sadece 11 dakika parkede kalmasını ana plana koymadan olmaz. Yani senle burada seri öncesinde de konuşuyorduk. Washington'ın mevcut uzun rotasyonunun Embiid'e karşı alabileceği tek önlem rotasyonlu biçimde faul yapmak. Nitekim dün maçın başında bunu gördük. Yani 2 faul Len, 2 faul Gafford, 2 faul Robin Lopez şeklinde biraz onu yavaşlatmaya çalışıyorlar. Ama Embiid'in olmadığı bir senaryoda ki dün zaten Ben Simmons da maç sonrasında bunu söyledi. Philadelphia'nın oyununda birçok şey çok eksik ve çok sıradan kalıyor. Embiid iyice geliştirdiği repertuarıyla birlikte artık yüzü dönük bir orta mesafe silahı aynı zamanda. Zaten post-up'ta... Zaten Scott Brooks yani şunu söyledi. Oyun tarihinin gördüğü en komple uzun diyor. Yani serbest atıştan tut, yüzü dönük, sırtı dönük hepsine kadar. Yani Nikola Jokic de bence orayı zorlayacaktır ama Embiid'le Nikola Jokic herhalde artık bu MVP yarışıyla birlikte kariyerlerinin sonuna kadar bir şekilde karşı karşıya gelecekler. Özellikle komple oyunculuk anlamında. Ama şu var gerçekten hani... Tipik muhafazakar 5 numaranın yırtıcılığıyla modern 5 numaranın o geniş repertuarını en iyi birleştiren isim gerçekten Embiid olabilir. Hele ki Washington gibi takımların ona karşılık verme şansı yok. Ama işte Embiid'in olmadığı bir senaryoda Washington'da evet Russell Westbrook rakamlara baktığınızda çok kötü oynadı ama Russell Westbrook atak modundaydı. Yani 19'da 3 atabilir Russell Westbrook ama tempo böyle olduktan sonra Russell Westbrook o takımı tetikleyip hızlı hücuma çıkardıktan sonra bazı basit hatalar olacaktır. Ama o tempo burada konuşmuştuk play-in maçında hatırlıyorsun Boston maçında ayağına dolanmıştı Washington'ın. Burada o olmadı. Washington bir şekilde o tempoyla, o ritimle oyunun içinde kalmayı başardı. Maç fotoğrafının içinde kalmayı başardı. Sonrasında Bradley Beal'ın da çok daha etkili oynamasıyla son bölüme doğru kazanma ihtimali ortaya çıktı. Ben de yani süpürüleceğini düşünüyordum Washington'ın. Nitekim öyle de olacaktı Embiid parkede kalsa bana kalırsa ama önemli bir galibiyet oldu. Peki 5. maç için ne düşünüyorsunuz? Seriye üst üste kazanarak başlayan bir Philadelphia var. Şimdi Embiid'in durumu da önemli. Washington'da bir yandan bırakmak istemiyor. Emre sen 5. maç için ne düşünüyorsun? Bence Philadelphia'da biter herhalde seri bundan seri sonra. Diyorsunuz. Ama asıl şeyden de bahsetmek lazım. Washington'ı konuşurken herhalde NBA'nin durdurulamaz şutuna da bir parantez açmak lazım. Robin Lopez hook'u maçtan önce 20 dakika yani erken gelip 20 dakika yarısı sağ eliyle yarısı sol eliyle hook atmış zaten ısınmada. Reggie Miller ona dikkat çekmişti. O da salondaydı çünkü. Ve yani müthiş oynadı şeyde. Özellikle daha maçın hani Embiid'in hemen yeni sakatlandığı, dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğu bölümde daha Westbrook devrede yok, Beal devrede yok. Takım oyunda tutan hep Robin Lopez'di.
Maç öncesinde yani bu çok konuşulan bir şey zaten. Çok keskin huk attığı için artık üzerine de konuşuluyor. Lise döneminde çok fazla bunun üzerine yatırım yapmış. Yani şunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir, basketbolun nereye evrileceğini hiç öngörememiş bir basketbolcu olarak. Ama iki, ya da çok iyi öngörüyor. Bugünün basketbolunda bile çok önemli bir silaha sahip oluyorsunuz. Yani Raul Lopez'in aldığı dakikalar 20 dakikaysa bu 20 dakikanın anlamı bu. Yani Scott Brooks'un ondan beklediği şey kolay bir biçimde işte sağ ve sol hukukuyla hızlı bir skor katkısı sağlaması. Nitekim bunu Washington'ın çıkış yaptığı dönemde sadece şu son playoff maçlarında ya da play-in döneminde değil. Sezon ikinci yarısından böyle çok iyi yapıyor gerçekten Raul Lopez. Bu arada Furkan'ı da herhalde konuşmak gerekiyor Philadelphia'da. Yani dördüncü çeyreğin başında bir atak yaptı Philadelphia ve burada Furkan önemli bir faktör oldu. 7 sayılık evet. Çok hızlı bir katkı verdi. Orada tabii Ben Simmons'ın 5 numarada olduğu, Embiid'in de olmamasıyla ortaya çıkan bir opsiyon olarak Ben Simmons'ın tepede olduğu bir 5 tercih etti. Dark Rivers onun hakkında ne düşünüyorsun? Çok fazla konuşuldu. Ya olabilir zaten ikinci yarıda işte Mike Scott'la dönmüşlerdi. O da hani Ben Simmons'tan çok daha farklı yani boy olarak farklı bir oyuncu değil yani klasik bir 5 numara değil. Bunu kullanabileceğini gösteriyor Doug Rivers ama kim Ben Simmons'la alakalı problem şu, faul yapıyorlar. Yani şaka yapıldığı gibi evet. Faul yapıyorlar ve maçın başında 10'da 0'dı serbest atışlarda tüm seride. Ondan sonra biraz toparladı. Yani Doug Rivers'a da artık bu sorulmaya başlandı. Yani Ben Simmons'ı kritik anlarda çıkaracak mısınız? O da diyor ki hayır çok iyi bir oyuncu neden çıkarayım, aptal mıyım ben gibi cevap veriyor. Biraz da hani iğneleyerek basın mensuplarına ama yani bu seri tamam geçildi Philadelphia için. Bundan sonra ya Ben Simmons'a sürekli bu faul yaparak maç sonlarında daha kritik anlarda bunu bir silah olarak kullanacaksa takımlar Philadelphia'nın gerçekten bir zayıf karnını çıkıyor açığa. Geçtiğimiz sezonda Philadelphia alan açmakta zorlandığı dönemlerde Brett Brown'un buna başvurduğunu görmüştük. Tabii evet. Şimdi Philadelphia evet dün maçın ilk yarısını Tobias Harris kötü oynadı. Maçın genelinde Seth Curry kötü oynadı ama çok daha geniş bir şut derinliği var. Şut ve ateş gücü var sahada. Ama buna rağmen Dark Rivers da bence zaman zaman bu opsiyonu kullanmak isterdi. Fakat işte oradaki Heke Simmons olayı tıpkı şaka yapıldığı gibi koçun elini kolunu bağlıyor. Yani orada faul yapıldığı anda Philadelphia'nın yapacak bir şeyi kalmıyor. Ben Simmons'ın oraya da biraz yatırım yapması en azından. Yani akan oyunda şut atmayacaksın artık o anlaşıldı. Kariyerinin bu döneminde artık onu kabul ediyoruz ama en azından çizgiye geldiğinde biraz daha güven vermesi. En azından faul yapılamayacak nitelikte bir serbest atıcı olması çok önemliydi bence. Onu da henüz pek sağlamış gibi gözükmüyor. Evet, Philadelphia-Washington serisinde durum 3-1. Serinin 5. maçı Philadelphia'da oynanacak diyelim. Batı konferansıyla devam ediyoruz. Utah dün gece Memphis karşısında kazandı. Seride durumu 3-1'e getirdi. Batı'da 1-8 eşleşmesinde 4. perde Donovan Mitchell ve Ja Morant iki yıldız bugün kozlarını paylaşacak. Utah, Memphis'in konuğu. Morant sahne doğru gitti. Morant yukarıdan bıraktı Claude'u, basketi çıkartıyor. Ja Morant'ten 23 sayı, 6 rebound ve 12 asist geldi. Dillon Brooks burada savunmayı deldi geçti. Pozisyonu smaçta bitirdi. Dillon Brooks'tan da 21 sayılık bir katkı. Jeremy Jackson Jr. yay gerisinden gönderiyor. 21 sayı da ondan geldi. 6 da reboundu vardı. Niang dışarıda Mike Conley. Güzel bir top trafiğinde noktayı koyan isim Clarkson oldu. Utah'da Jordan Clarkson'dan 24 sayı, 6 rebound. Yılın 6. adımı işlemeye devam etti. Donovan Mitchell, Gobert'in perdesi. Donovan Mitchell 3 sayılık atışı isabetli. Mitchell'dan Memphis potasına 30 sayı ve 8 de reboundu vardı. Ja Morant imza atışlarından birine gitti. İlk yarının sonunda farkı 5'e kadar indiriyor Memphis. Ja Morant ikinci yarıdayız artık. Geçiş hücumu nefis döndü çembere doğru. Morant'ın basketi geliyor. İşte Ja Morant Donovan Mitchell'ın başını döndürdü. Turnikeyi bıraktı. Fark sadece bir sayı. Mitchell kısa, Gobert rebound aldı. Rudy Gobert basket foul'u çıkartıyor. 17 sayıda Rudy Gobert'ten aldı Utah. Mitchell yine güzel adımladı. Donovan Mitchell basket foul çıktı. Donovan Mitchell bu bölümde agresif. Ingles top kaybı. Ja Morant topu çalıyor. Brooks'la geçiş hücumu şansı. Dillon Brooks nefis adımladı. Pozisyonu smaçla bitirdi Dillon Brooks. Mike Conley şimdi teması aldı. Ingles Clarkson'a. Clarkson bir an tereddütü ama kaldırdı attı. Farkı yeniden yukarıya doğru çekiyor Utah. Mike Conley'den Gobert'e nefis bir servis. Gobert çiviyi çaktı. Üçüncü çeyreğin sonundayız artık. Clarkson sol forvetten final periyoduna gidilirken farkı 13'e kadar çekiyor. Ve Melton o da maçın faktör isimlerinden biriydi. Memphis cephesinde de Anthony Melton'dan 15 sayılık bir katkı geldi.
Memphis oyunda kalmaya çalışıyor. Melton'da önemli bir faktör oluyor bu bölümde. Ja Morant soluna doğru gitti. Teması aldı ama Mike Conley bu kez topu bırakmıyor. Conley şutuna gitti. Mike Conley savunmadaki katkısından sonra hücumda da devrede. Utah Jazz Memphis karşısında deplasmanda kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi. Utah dün gece Memphis karşısında kazandı ve gecenin dikkat çeken performansları ise Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson'dan geldi Utah tarafında. Utah bu seriye kaybederek başlamıştı fakat üst üste almış olduğu 3 galibiyetle birlikte artık bu seriyi bitirmeye çok yakın. Ya geçen sezon Mike Conley'nin katılmasından sonra Utah favorilerden biri olarak erken elenmişti zaten playoff'tan. Bir de burada üstüne kaybederek başlamaları ya tam bir uyanma çağrısı, uyandırma çağrısı oldu onlar için ki zaten maç sonu açıklamalarında hep oyuncuların da buna vurgu yaptıklarını görüyoruz. Yani artık bu sene benzer bir şeyin olmasına izin vermeyeceğiz. Memphis de biraz bunun kurbanı oluyor gibi en azından. İlk tur için söyleyebiliriz. Yani herhalde, o kontrolü hiç bırakmıyorlar ellerinden. Tabii Memphis tarafında biz play-in'den itibaren bir her zaman takım oyunundan bahsediyoruz. İyi oyunu oynayan isimlerden bahsediyoruz. Fakat koçu da tabii ki de tebrik etmek lazım. Ama herhalde biraz kadro kalitesi, biraz tecrübesizlik playofflarda hani çok etkili oluyor diyoruz ya. Memphis o takımlardan biri. Ya Memphis bence çok saygı duyulacak bir takım. Bir kere NBA'nin en genç ikinci takımından bahsediyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Tamamen genç bir nevi, genç bir çekirdek. Burada Ja Morant'i de zikredebilirsin. Jaren Jackson Jr.'ı geri kazandılar ki sezon boyunca kullanamamışlardı. Ondan bahsedebilirsin. Hakeza Dillon Brooks o da bu sezon oyununun farklı yönlerini çok fazla geliştirdi. İşte De'Anthony Melton gibi isimlerin, Grayson Allen gibi isimlerin nasıl bir gelişim içerisinde ve rotasyonda önem kazandığını görüyoruz. Bane Tillman 30'dan sonra kesinlikle öyle. Desmond Bane hakeza yani çaylakları da iyi yakalamış vaziyetteler. Burada tabii ki hedef sezon değil bu Memphis için. Ki NBA'in onlardan bir daha genç takım olan Timberwolves'un nerede olduğunu görüyoruz. Yani bu takımın bu sezon bu kadar yarışmacı olması, bu kadar mücadeleci olması bence zaten başlı başına büyük bir saygıyı hak ediyor. Maça gelecek olursak ben bugün Memphis'in maç planını da çok beğendim. Evet kadro kalitesi var, ateş gücü var. Utah'ın sezon başından bu yana müthiş bir oyun ezberi var. İlk maçta zaten o şutları soksalardı seri belki buraya da gelmeyecekti. Yani seri süpürülmeye gidecekti. Ama Memphis'in ben 4 maçta da maç planının son derece yerli yerinde olduğunu ve mücadelesinde keza aynı seviyede yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Dün ısrarlı bir biçimde önce boyalı alana dokundular ki İnan Özdemir'in son dönemde favori tabiridir. Boyalı alana dokunduktan sonra çembere gitmek veya işte kicklerle dışarıya pozisyon yaratmak ki bu Memphis gibi takımlar için çok kıymetli. Yani siz Utah'ın replikası gibi oynarsanız Utah'ın replikası olamazsınız. Benzerlik var iki takım arasında benzerlikler evet, var. Ama o nitelikli bir ateş gücüne sahip değilsiniz. Siz Memphis orada oyununu çok iyi çeşitlendiriyor. Zaman zaman Valenciunas'a giderek. Hatta bu seride bence Valenciunas'a çok bağımlı kalmayarak da doğru yaptılar. Bazen çok fazla Valenciunas üzerinden gidip Ja Morant gibi isimleri unuttuklarını, arka alandaki oyuncuları çok pasifize ettiklerini de hatırlıyoruz. Bu Gober sezon olunca tabii. Evet, Gober de biraz onları caydırdı ama bu seride en azından 30'a düşmediler. İşte o bahsettiğim kickleri yine çok iyi yaptılar. İyi pozisyon ürettiler ama karşıda ya inanılmaz bir takım var. Donovan Mitchell'ın da dönüşüyle birlikte. Bir de Donovan Mitchell'ın birebirleri eklendi. Yani her şey eksikmiş gibi işte. Kenardan Clarkson eksik geliyormuş gibi. Mike Conley kötü atıyormuş gibi. Bogdanovic kötü oynuyormuş. Gobert kötü oynuyormuş gibi. Bir de tıkandıkları bölümde işte Donovan Mitchell'ın bir perde alıp sağına soluna gidip tek adımda şut atması eklendi. Yani Utah evet hala playofflar noktasında bence test edilmedi. Hala playofflar için ben kırılgan ve hedeflenebilir olduklarını düşünüyorum. Ama bir de bir gerçek var. Memphis'in onlarla birlikte koşması çok zor. Maksimum bu kadar. Memphis o anlamda çok iyi bir seri oynadı bence ama Utah muhtemelen artık burada 4-1 ile bu seriye noktayı koyacak. Beklentimiz de Utah'tan zaten böyle bir performansıydı. Şimdi seride durum 3-1 ve serinin 5. maçı çarşambayı perşembeye bağlayan gece Utah'ta oynanacak. Çok da avantajlı olan tarafsa Utah diyelim. Gecenin maçlarını kapatalım. Fakat dün geceyle ilgili bir ayrıntı var. NBA'de son günlerde yaşanan tribün olaylarına bir yenisi de dün gece eklendi. Washington'ın Philadelphia'yı ağırladığı maç ki ilk bölümde NBA günlüğünde konuştuğumuz maç. Bir taraftar karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu olaylara karşı lig yönetimi şimdi nasıl bir önlem alacak ki dün yapılan bu tepkiden sonra açıklanan bir kararda bu seyircinin Washington maçlarına ömür boyu alınmayacağı. Bu olayı diğer olaylardan ayıran şöyle bir şey var. Yani Russell Westbrook'un üstüne mısır atılması
olması, işte dün Kyrie'nin yaşadığı olaydan, Trae Young'ın yaşadığı olaydan bir farkı var. Burada galiba bir saldırma niyeti yok. Yani çünkü Parker'ı boydan boya ilk anda geçme fırsatı buluyor. Oyuncuları da çok yakın mesafeden geçmeyi şansını yakalıyor. Ama kimseye bir müdahalede bulunmuyor. Muhtemelen bir hani şov, bir sosyal medya işi ki bunu daha önce biliyorsun İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de görmüştük. Öyle bir yanı da olabilir. Jimmy Jump diye bir adam var yani futbol dünyasında bir karakter olarak. Her önemli maça atlamaya ya çalışan, da herhalde onu meslek haline getiren. Olabilir. Ama üst üste çok kötü olaylar yaşandı. Bir işe bir de eğlence kısmını ben katayım. Yalnız çok eğlenceli olmadı yani ters kelepçe. Direkt ömür boyu elinden alınan bir... Artı acayip bir ters kelepçe vardı. Yani son dönemde bir beyaza yapılmış en büyük yani ters kelepçe olabilir. Müdahale de çok sertti güvenlik görevlisinden. Yani tabii bunlar hani çok böyle saldırı falan olmadığı işin içinde gülüp geçiyor insanlar ama NBA'de biraz kontrolü yitirmiş durumda bence. Her çok gece ben bu geldi. Kadar üst üste 5 gece 6 gece yani olduğunu basketbol salonuna ya tabii ki de... Yani futbol sahasına girmek daha zor. Nerede oturursanız oturun. Basketbol sahasına girmek çok daha kolay. Kolay yani. Ve bunu biz yıllardır görmüyoruz. Yani insanlar belli bir kontrol içerisinde oturuyorlar ya. Ben çok fazla böyle sahaya koşarak atlayan hatırlamıyorum kimseyi. Bu sene herhalde o patlamalar yavaş yavaş birikecek. Zor geçen Covid sebebiyle zor geçen bir normal sezonda üzerine çok iyi başlayan bir playoff maceraları takımlardan geliyor. Özellikle bir de seyirci noktasında bizler izleyiciler olarak oldukça mutluyken üst üste Ali'nin de söylediği gibi tatsız olaylar yaşanıyor. Ya bunun tek izahı herhalde pandemideki uzun aradan sonra tribüne dönmenin getirdiği garip heyecan. Yani çünkü ben mesela Ron Artest'in tribüne çıktığını hatırlıyorum da tribündekinin aşağıya indiğini pek hatırlamıyorum. Hakikaten... Oradaki garip heyecan kısmı gerçekten önemli. Gerçekten garip heyecan bir heyecan. Garip yeni heyecan. Dönemle alakalı işte New York tam bir benzetme vardı. Brooklyn maçına gidenler ya işte randevuda olan çiftler ya da aileler. New York maçına gidenler de akıl hastaları İtalyanlar ve akıl hastası olan İtalyanlar pandemiyle beraber diye. Yani bu dönem herkesi zorladı zaten bunu biliyoruz da dahası bence bunları göreceğiz yani. Evet, her gece bir şey görüyoruz. Ben böyle düşünüyorum evet. Olay arttıkça yani 7. maçta mesela böyle bir şey olduğunu düşünmemek bence zor şu an. Evet, kesin gibi hatta şu an ama nasıl bir önlem alınabilir? Senin de dediğin gibi yani biz tabii ki NBA salonları biraz daha gelişmiş yapılar ama salonları biliyoruz yani orada maçta anlattık. Çok zor değildir yani futbol stadyumlarına göre çok daha kolay bir şekilde parkeye ulaşmak. Bakalım güvenlik önlemleri muhtemelen artırılacaktır ama insanların da biraz kendisine galiba çeki düzen vermesi gerekiyor yani. İnsanlığa seslenerek. O kadar genel anlayalım ama. Peki gecenin maçına geçelim. Esport ekranlarında keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Phoenix Suns evinde Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak. Seride kritik maç, eşitlik olan seride kim öne geçecek? Serinin maçı bu gece sabaha karşı 5'te Esport ekranlarında olacak. Serinin en başından itibaren Emre bu seri için sağlığın ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Bir tarafta Chris Paul'u tam anlamıyla sağlıklı kullanamayan bir Phoenix Suns var. Diğer tarafta LeBron'un durumu ki son olarak 4. maçta sakatlanan Davis'in durumu oldukça kritik. Yıldız isimlerin performansı çok önemli. Her iki takım açısından da nasıl bir maç bekliyorsun? 5. maç için neler söylersin? Ya Chris Paul ilk kez son maçta maç sonunu oynadı. Son 4 dakika 5 dakika sahadaydı. Ondan sonra da çok hırslı bir maç sonu röportajı vermişti zaten. Yani Chris Paul'un sağlığında artık bir problem yok gibi. Phoenix hani Şariç'i de rotasyonun dışına attı ve tekrar oynayacak oyuncu grubunu buldu. Lakers da bence hani Davis'siz oynayacaklarsa ki öyle gözüküyor şu an için. Yani Caldwell Pope'un yetişmesi önemli olacak ve Kuzma gibi isimlerin, Wesley Matthews gibi isimlerin biraz daha katkı vermesi gerekecek. Çünkü LeBron hani artık Phoenix'e karşı yani çünkü bu 2-7 eşleşmesi ve 2 olan taraf Lakers değil. Yani tek başına o yüzden sırtlamakta biraz güçlük yaşadığını görüyoruz. Lakers kazanacaksa biraz hani destek yani. Evet. Dördüncü maç üzerinden okuyacak olursak serinin nasıl bir 5. maç bizleri bekliyor sence Ali? Dördüncü maçta gerçekten Chris Paul en iyi durumundaydı sakatlık sonrası ama bence LeBron da en iyi durumdaydı. Yani fiziksel olarak belli oranda yırtıcı bir LeBron gördük. Çembere gittiği pozisyonlar, bitirdiği pozisyonlar. İlk maçlara göre en azından. Ama işte şimdi şurada Davis'in ki Davis'in artık olması çok zor gözüküyor. Büyük ihtimalle olmayacak. LeBron'un cebinde kaç tane o Cleveland formasıyla oynadığı 50'lik playoff maçlarından var. Onlardan bir tanesini oynayabilir mi? O kadar benzin var mı? Bunu merak ediyorum ama tamamen LeBron'un sırtında gidecek gibi gözüküyor Lakers. Davis'in olmadığı bir senaryo. Kentavius Caldwell-Pope yetişecek mi? Tamam çok formda değil ama zaten elinde çok fazla şut opsiyonu yokken ve hani sadece LeBron parkede olacaksa bunun ne kadar daha da önem kazanacağını biliyoruz. Çevresini doğru oyuncularla donatmanın. KCP'nin durumu da belirleyici olacak. Bir de hangi uzun bence? Yani o da en büyük soru. Harrell, Gasol, Drummond. Ya Lakers'ın zaten
bir türlü belirleyemedi ama mesela Gasol bir önceki maçta gayet iyiydi. Fakat işte Davis olmadığında Gasol'ü parkeye atmak, o da bir soru işareti. Yani Davis'in o kadar farklı alanlarda etkisi var ki kesinlikle. Yani bir yerden çektiğin zaman bir yerden çekmiş olmuyorsun. Evet. Bayağı bina çökmüş oluyor. Bakalım Lakers üstesinden nasıl gelecek? Evet, seride durum 2-2. Seride eşitliği hangi takım bozacak? Serinin 5. maçı 5'te Esport ekranlarında olacak. Çok teşekkür ederim. Biz NBA teşekkür günlüğünde günü tamamlıyoruz. Yarın 13'te Esport ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.